Recep ayına özel bir 20 evet. rekatlık ya da 30 rekatlık bir namaz var mı hocam? Şimdi bakın, evvela yoktur bunu söyleyelim de, biraz daha bu konuyla ilgili. Çünkü bugün e, evde çalışırken bakarken aşağı yukarı 8-10 tane arkadaşımız aynı konuyla aradı. Ya hocam böyle böyle şeyler internette, Çok sosyal çağlar. medyada dolaşıyor, ne dersiniz falan. Şimdi bakın. Hazreti Peygamberden bize intikal eden bir sürü rivayetler var. Hadis usulü denen bir ilim var. Hadis usulü yani bu hadis usulü, bu Peygamber Efendimizden bize intikal eden rivayetleri o senet zinciri metinden daha önemlidir. Yani Peygamber'e ittisalini sağlayan senet. Bunlar incelerler, bakarlar. Yani adam bir defa o senet zincirinde bir defa yalan söylemişse onun hadisini kabul etmezler. Veya fikren diye efendim unutkanlığı varsa vesaire vesaire cerh tadil kitapları yazılmış bir sürü. Şimdi bu Recep ayı ile ilgili Recep'in onunda işte şu kadar başında şu kadar namaz olursa işte cennete gidilir. Efendim münafıklara ağır gelir gibi rivayetler bakıyoruz. Bizim sağlam kaynaklarımızın hiçbirisinde yok. İlk dönem kaynaklarında yok ehli sünnet kaynaklarının çoğunda yok. Selman-ı Farisi'ye nispet edilen, daha çok Şii kaynaklarına atfedilen ama o Şii kaynaklarına atfedilen rivayetlerin içinde de olan ravilerden birisinin yalancı olduğu ilgiliyle ilgili hadis alimleri tarafından ifade edilen mevzu olan aslı olmayan bir rivayetle bu yayılıyor buralarda. Dolayısıyla böyle 30 rekat veya 20 rekat birinci rekatta şunları okuyacaksın ikinci üçüncü rekatlarda şunları okuyacaksın şeklindeki böyle bir namaz sağlam kaynaklara sağlam rivayetlere dayanmayan biraz da mevzu olan bir rivayettir. Dolayısıyla böyle bir namaz yoktur. Eyvallah. Gerek Recep ayı olsun, gerek Şaban ayı olsun, gerek Ramazan ayı. Bunlar bizim dini hayatımızda Hakikaten önemli zaman dilimleri. Bu aylarda bol bol namaz kılınabilir. Yani şimdi bırakın mesela teheccüd namazı hem Kur'an-ı Kerim'de var, hem de Hazreti Peygamber'in fiili uygulaması var. Peygamber'e farzdı ve Resulullah'ın kılmamızı tavsiye ettiği şu kadar sevaplı. Şimdi böyle bu namazı kılalım. Yani Recep ayının her akşamını kardeşlerimiz güçleri yettiği kadar Kaza namazı kılabilirler, nafile namaz kılabilirler. Bütün bunlar varken çok aslı olmayan böyle bir rivayete, yani İslam'da böyle hani efendim yani biz kulluk için varız, ibadet için varız. İbadeti de yani ibadet kişinin efendim isteğiyle, arzusuyla veya şöyle demesiyle, böyle demesiyle değil. Kurallarını Allah kor, Peygamberimiz de yaşayarak, ve de sözleriyle bize ifade eder. Bu bakımdan Recep ayında bol bol oruç tutmayı, kaza namazı kılınabilir, Şaban ayı geliyor ama böyle efendim 30 rekat, 20 rekat veya kardeşimizin dediği gibi başında iki gün oruç tutarsanız, şu kadar ortasında tutarsanız bunların aslı esası yok. Eyvallah. Yani ikinci soruya da cevap vermiş olduk. Bu tarz bir şey yok. Ama ihya noktasında hocam söyledi. Peki mesela pazartesi, perşembe günleri oruç tutsak Ramazan-ı Şerif öncesinde e, hem oruçla alakalı belki kondisyonumuz artar diyorum. Ben artık genç arkadaşlarla konuşurken vücut şöyle bir ısınır diyorum. Hem de Efendimizin bir sünnetini yerine Abi. getirmiş oluruz. Hem de Recep'i ihya etmiş olur muyuz acaba? Abi başında tutarız, ortasında tutarız, az tutarız, çok tutarız. Pazartesi, perşembeyi tutarız. Yani eyyamı bit dediğimiz 13-14-15'i tutarız. Bol bol oruç tutabiliriz, Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz, hayır hasenat yaparız, Efendim ciddi bir nefis muhasebesi yaparız, seher vakti kalkarız. Ya Rab, geçen sene Recep ayının bu günlerde bizimle beraber olup, bugün aramızda olmayan bir sürü kardeşimiz var. Dolayısıyla bu günlere bir daha kavuşurum, kavuşamam diyerek, hakikaten gönülden gelerek, Cenab-ı Hakk'a tadarruda, yakarışta bulunmak, gözyaşı dökmek, tabii, ibadet etmek... Tabii. Bunları yapabiliriz, yapmalıyız da. Eyvallah. Bunları tavsiye ederiz.